Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Simple Past Tense with Irregular Verbs. Dilerseniz dersimize geçelim. Daha önce Simple Past Tense yani geçmiş zamanda be fiilinin ve düzenli fiillerin kullanımını işlemiştik. Hatırlayacağımız üzere düzenli fiiller yani regular verbs sonuna ed eki alan fiillerdir. Ancak her fiil düzenli değildir. Düzensiz fiiller bu kurala uymazlar. Şimdi bunları bir inceleyelim. Evet arkadaşlar, go fiili düzensiz bir fiildir ve geçmiş zamanda kullanıldığında sonuna ed almaz, went fiiline dönüşür. Do fiili geçmiş zamanda did fiiline dönüşür. Eat fiili yine aynı şekilde ate fiiline dönüşür. Have, had olur. See ise saw olur. Sol taraftakiler regular verbs yani düzenli fiiller. Sağ taraftakiler ise irregular verbs yani düzensiz fiiller. Şimdi düzenli fiilleri bir hatırlayalım. I played soccer yesterday cümlesinde play fiili sonuna ed aldı ve geçmiş zaman oldu. Yine aynı şekilde I watched a movie last night cümlesi yine geçmiş zamanda kullanıldığı için watch fiili sonuna ed aldı. Yine benzer bir şekilde she walked to school yesterday morning cümlesinde walk fiili sonuna ed alarak geçmiş zaman halinde kullanıldı. Ve son olarak it rained a lot here last summer cümlesinde rain fiili sonuna ed aldı çünkü düzenli bir fiildir. Düzensiz fiiller ise sonuna ed almayan fiillerdir. Yani I ate breakfast at 8 a.m. yesterday cümlesindeki ate fiilinin birinci hali eat'tir. İkinci hali olduğu için yani yesterday geçmiş zamanda kullanıldığı için ate şeklinde kullandık. Yine benzer bir şekilde I did my homework last night cümlesindeki did, do fiilinin ikinci halidir. Yine I had an accident last week cümlesi. Geçen hafta kaza yaptım anlamına gelir. Have fiilinin ikinci hali olan had fiilini kullandık. Yine I slept well last night cümlesindeki slept, sleep fiilinin ikinci halidir. Geçen gece yani dün gece iyi uyudum anlamına gelmektedir. Yine regular verbs ve irregular verbs'in olumsuz yapılarını karşılaştıracak olursak, olumsuz yaptığımızda I didn't play soccer yesterday şeklinde cümle kuruyorduk. Yani geçmiş zamanın olumsuzluk yardımcı fiili didn't ve play fiilinin birinci halini kullandık. Bunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Yine aynı şekilde I didn't watch a movie last night cümlesi dün gece bir film izlemedim anlamına gelir. Yine she didn't walk to school yesterday morning ve it didn't rain a lot here last summer cümlelerinde de aynı şeyi görebiliriz. Düzensiz fiillerde de durum aynıdır. Yani I didn't eat breakfast at 8 a.m. yesterday cümlesinde didn't kullandığımız için yani olumsuz yaptığımız için ate diye kullanmadık, eat diye yemek fiilinin birinci halini kullanmış olduk. Yine I didn't do my homework last night cümlesinde dün gece ödevimi yapmadım anlamını verdik ve didn't olduğu için do'nun yine birinci halini kullandık. Benzer bir şekilde I didn't have an accident last week cümlesinde de yine have fiilinin birinci halini kullanıyoruz. Yine aynı şekilde I didn't sleep well last night cümlesinde de bu durumu görebiliriz. Düzenli fiillerle düzensiz fiillerin soru yapılarını birbiriyle kıyaslayacak olursak, düzenli fiillerde did yardımcı fiilini başa aldığımız gibi düzensiz fiillerde de başa alırız ve fiilin birinci halini kullanırız did'den dolayı. Yani did you watch TV last night sorusu dün gece film izledin mi anlamına gelir. Cevap olarak kısaca yes I did, evet izledim veya no I didn't, hayır izlemedim cevaplarını verebiliriz. Yine aynı şekilde did she talk too much last night sorusu dün gece çok konuştu mu anlamına gelir. Cevap olarak yes she did, evet konuştu veya no she didn't, hayır konuşmadı cevaplarını verebiliriz. Evet, düzensiz fiillerin de örneklerine bakacak olursak did you eat breakfast yesterday sorusu dün kahvaltı yaptın mı anlamına gelir. Dikkat edecek olursak eat fiilinin birinci halini kullandık. Yani ate şeklinde kullanmadık.
Cevap olarak kısaca yes I did, evet yaptım veya no I didn't, hayır yapmadım cevaplarını verebiliriz. Benzer bir durumu did she go to school yesterday sorusunda da görebiliriz. Dün okula gitti mi anlamına gelir sorumuz. Cevap olarak yes she did, evet gitti veya no she didn't, hayır gitmedi cevaplarını verebiliriz. Evet arkadaşlar, geçmiş zamanda kullandığımız düzensiz fiillerden bazılarının olumlu, olumsuz ve soru cümle yapılarını sanal ekranımızda pekiştirelim. Evet, az önce de bahsettiğimiz gibi düzensiz fiiller sonuna ed almayan, yani bir kurala uymayan fiillerdir geçmiş zamanda kullanıldıklarında. Örnek verecek olursak, sleep fiili geçmiş zamanda kullanıldığında slept şeklinde kullanılır. Yine bunun gibi get fiili de got şeklinde kullanılır. Do, geçmiş zamanda did fiiline dönüşür. Go, went şeklinde kullanılır. Sit, sat fiiline dönüşür. Eat, ate fiiline dönüşür. Have ise had şeklinde kullanılır. Şimdi örnek verecek olursak, I got up early this morning cümlesi bu sabah erken kalktım anlamına gelmektedir. I went to work by bus yesterday cümlesi de dün işe otobüsle gittim anlamına gelir. Bu cümleleri olumsuz yaptığımızda I didn't get up early this morning örneğinde de gördüğümüz gibi didn't kullandığımız için get fiilinin birinci halini kullanırız. Ve cümlemiz bu sabah erken kalkmadım anlamına gelir. Yine bunun gibi I didn't go to work by bus yesterday cümlesi dün okula otobüsle gitmedim anlamına gelir. Dikkat edecek olursak go fiili birinci haliyle kullanıldı. Çünkü cümlede didn't kullandık. Eğer bu cümleleri soru cümlesine dönüştürecek olursak did yardımcı fiilini başa alırız. Ve did kullandığımız için fiilin yine birinci halini kullanırız. Did you get up early this morning sorusu bu sabah erken kalktın mı anlamına gelir. Cevap olarak kısaca yes I did, evet kalktım veya no I didn't, hayır kalkmadım cevaplarını verebiliriz. Yine aynı durumu did you go to work by bus yesterday sorusunda da görebiliriz. Dün işe otobüsle gittin mi anlamına gelir. Cevap olarak yes I did veya no I didn't cevaplarını verebiliriz. Bu dersimizde simple past tense with irregular verbs konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.